Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki ÖSYM tarzı test birinin çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda iç açılar verilmiş. 1, 2, 3, 4, beşgen verilmiş. İç açılar toplamı 5 eksi 2 çarpı 180 deyip oradan yapabiliriz. Ama dış açılardan gitmek benim daha kolayıma geliyor. Dış açılar toplamı her zaman sabit. Evet bunun dış açısı 100. Bunun dış açısı y diyelim. Bunun dış açısı 90. Bunun dış açısı 180'e tamamlayan 30. 30. Bununki de 180'e tamamlayanı kaç yapar? 70. Bak kafadan bile yapabiliriz. 100 burada. 70. 30 daha 200 yaptı. Ee, sonra 290 yaptı. 290 ise 360'a tamamlayan kaç yapar? 70 derece yapar. Y açısı 70 ise buraya da kaç derece kaldı? 110 derece kaldı. Birinci soru balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Bir iç açısının ölçüsü 160 derece olan bir çokgenin diğer iç açılarının ölçüleri eşit ve 170 derece. Dış açılardan gidelim. Dış açısı 20 derecedir değil mi? Bir dış açısı 20 derece geri kalanları eşit ve dış açılarda 10'ar derece olacak. En kenarlı bir çok kese, bir açısını burada kullandım. n bir tane 10 mu kaldı? Evet. N-1 tane 10 işte bu 360 eşittir diyeceğiz. E buradan N-1 çarpı 10 neye eşit oluyor? 340 eşit oluyor. Şunlar gitti. N-1 eşittir 34 ise N'i de buradan 35 olarak buluruz. Yani cevap Edremit yapar ikinci soruda. Geldik 3'e. Şu doğrusu bak. AB ile DE noktasında kesiyor. Yani bu doğrusal demek istiyor bize. Şimdi düzgün 12 gel. Yani. Dış açısı lazım bize. 360 bölü 12 dış açısı 30. Hocam burası bak dış açısı. Hop 30. İç açısı kaç yaptı? 150. Hocam burası da 150. Burası da 150. Dış açısı 30. E sonra burada ne var arkadaşlar? Bir boynuz var. Şu üçünün toplamı 150'ye eşit olacak. 30 alfa ve 30'un toplamı 150 yapacağından alfayı da böylelikle 90 derece olarak buluruz. Yani cevap Edremit oldu 3. soruda. Geldik 4'e. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 8 katı. Rastgele çok genç çiziyorum böyle bir belli parçasını. Diyor ki iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 8 katı. Alfa ise burası 8 alfa diyor. Toplamda 9 alfa 180 değil mi? E buradan alfayı kaç derece buluruz? 20 derece buluruz. Kenar sayısı soruluyor bana. 360 bölü dış açısı bana kenar sayısını verir. Yani bu kaç çıktı o zaman? 18 çıktı. Cevap denizli oldu. 4. soruda. Geldik 5'e. Düzgün beşgen. Dış açısı nedir? 360 bölü 5. Yani 72. İç açısını alacak o zaman. 108 olacak. E bunların hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. X kenar çıktı. Tepe açısı 108. 180'den 108 çıkart. 72. 2'ye böl. 36. 36 olur buradaki açıları. E bu açının tamamı da 108 ise 108'den 36 çıkartırsak beta'yı buluruz. O da 72 yapar. Beta x alfa isteniyor bizden. 72 eksi 36 isteniyor. Yani cevap 36 yapar. Cevap akçay oldu. 5. soruda geldik. 6. soruya. Düzgün altıgen verilmiş ve şu doğrusal olarak verilmiş. Burası da 90. Şimdi dış açıyı bulalım ilk önce. Biliyoruz da olsun. 360 bölü alttan 60 dış açısı 60 ise iç açısı 120 çıkar. Hocam iç açısı 120 olacak ya 90'ı buradaysa buraya 30 derece kaldı. Sonra 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 sonra. E, burası 120 şunlar eşit. E, ne çıktı burada arkadaşlar? 120 ise 180'den 120 çıkart 2'ye böl. 30-30-120 üçgen çıktı. E, tamamı 120 burası 90 oldu. 30-90-60 üçgen çıktı burada o zaman bu üçgende 90'ın karşısı 4 30'ın karşısı 2 60'ı karşı da 2 kök 3 çıkar. Hocam burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. E şimdi şu üçgende arkadaşım 2 kök 3 2 kök 3 kök 3 katı değil midir? Evet. Yani şurası kök 3 katı olacak. 2 kök 3'ün kök katı kaç yapar? 6 yapar. İkisi buradaysa x'e kaç kalır? 4 kalır. Yani 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7. soruya. Çıkmış bir soru. Maalesef çözemiyorum. Bunu uygulamadan bakarsınız arkadaşlar telif yemek istemiyorum. Ondan dolayı biliyorsunuz. Geldik 8'e. Düzgün beşgende kare ve dfk doğru salmış. Evet bu bir kareymiş. Kare de 90. E, o zaman bu düzgün beşgende çizilen yükseklik bir köşeden karşı kenara çizilen yükseklik simetri eksenidir. Yani buradaki açılar eşit olacak. Şimdi düzgün beşgenin çevresini 20 vermiş. 20. O zaman bir kenarı kaç yaptı? 4 yaptı. E, bu simetri ekseni ya. Simetri ekseni aynı zamanda hop iki eş parçaya böler. 2-2 yapar. Karenin çevresi nedir diye soruluyor. Bak karenin bir kenarını 2 bulduk. 2, 4, 6, 8 mi yapar cevap o zaman? Evet çevresi 8 yaptı. Yani 8. soru balık kesir oldu. Geldik 9'a. Şimdi 10 ve 24'ü gören masum köylü ne yapar? Hop şunu çizer. Bu 10 ve 24 iki üçgen oluşturur. Hocam bu 2 çarpı 5. Burası 2 çarpı 12. O zaman burası da 2 çarpı 13'ten 26 yapar. Bak dikkat et bu özel bir köşegen. Simetri ekseni olan köşegen. Düzgün altıgende. En uzun köşegen bir kenarın 2 katıydı. E burası 26 ise bir kenar kaç yapacak? 13 yapacak. Altıgenin çevresinde 13'ten 6 tane var. O da kaç yapar? 78 yapar. Yani cevap E dremit oldu. 9. soruda geldik 10. soruya. Evet aşağıda zemine dik ve iki parçadan oluşan düzgün altıgen şeklinde bir kutu verilmiştir. Böyle ortadan kesmiş. Arkadaş bu simetrik seni ya bununla bu aynısıdır. Şurayı da 60 derece vermiş. Dış açısı 360 bölü 6'dan 60 mı? Evet hocam dış açısı 60. Ne güzel. 60. Sonra ne demiş? Paralel e, zemini değecek şekilde düşecek dengede durmuştur. Son durumda bu kutunun zeminde oluşturduğu uzunluk 60 cm. İşte buradaki uzunluk 60 cm olarak verilmiş. E, kutu kapalı iken çevresi nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada. Şimdi. Öncelikle burada bir şeyi tam düzgün okumam lazım. Bu kutunun mavi kapağı yan kenarı zemine paralel. Yan kenarı zemine paralel şu yan kenarı zemine paralel olacak şekilde diyor. Tamam olay bitti. Olay bitti. Niye bitti? Hocam bu zemine paralelse ben burada kaçın kaç derece olduğunu biliyorum. İçeride bir tane açısı 120 ya. Bu da simetri ekseni 60 60 olmadı mı? Evet. Yani bu A köşeye bak dönünce böyle geldi. Burası 60. E bunun da bu paralel olması Z'den dolayı 60 olması anlamına geliyor. E o zaman 60 60 ise burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen çıktı. Yani şurası A ise burası da A, burası da A. E düzgün çokgenin bir kenarı A. E o zaman burası da A. Bak 2a neye eşit oldu? 60'a eşit oldu. a'yı da buradan 30 olarak buluruz. E A30, tamam. a 30. Tamam. a'yı 30 bulduysak kutu kapalıyken çevresi nedir diye soruluyor. Bir kenar 30'sa o zaman çevresi de 30'dan kaç tane var? 6 tane var demektir. O zaman çevresi de kaç çıkar o zaman? 180 çıkar. Evet cevap ne çıktı arkadaşım? E dremit çıktı 10. soruda. Geldik 11'e. Düzgün altıgenler verilmiş bu şekilde. Şimdi yeşil rafın dış çevresi arkadaşlar yeşil rafın dış çevresi 24 verilmiş. 24 bölü 6'dan bir kenar 4 mu çıktı? Evet. Sonra pembe rafın dış çevresi 36 verilmiş. O zaman 6'ya böldüğümüzde 6 oldu. Hocam burası 4 ya. Burası 6 buraya 2 kaldı. Şimdi dikkat et. Bu dış açısı 60 derece. Bu da dış açısı bak 60 derece. 60 60 60 çıktı. Yani burada bir eşkenar çıktı. 2 ise o zaman burası da 2 burası da 2. Bak buraya da ne kaldı? 2 kaldı. Tamam 4 olduğundan dolayı. Hocam bir kenar 6'ydı. Hocam bir kenar 6. Buraya da 6'yı koyduk. A dikkat et 8 oldu burası. O zaman mavi raf 8 oldu. Mavi rafın dış çevresi isteniyor. Bir kenar 8 ya. 8'den 6 tane var. O da kaç yapar? 48 yapar. Yani cevap akçay çıktı. 11. soruda. Ve böylelikle ÖSYM tarzı test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.